Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. 11. haftadayız. Konularımız sayma, permütasyon ve kombinasyon. Sevgili gençler, genelde öğrencilerin TYT adına "Hocam ben TYT konularımın hepsini tamamladım. Hiçbirinde sıkıntı yok." ama dediği konudur sevgili gençler. Aması ne? Çünkü sevgili gençler, sayma, permütasyon ve kombinasyondan ben hep yıllardır öğrencilere söylemişimdir. İstersen bin tane, istersen iki bin tane, istersen beş yüz bin tane soru çöz. Yine de karşına çıkmayan bir soru tipi ayarlanıp senin önüne sunulabilecek bir konu. Dolayısıyla derya deniz. Ama şöyle bir durum var ki... Hani şu konuda şanslıyız. 2018'den bu yana yani 2018, 2019, 2020 ve 2021 YKS'de... Özellikle TYT'de... Tabii AYT'de de çıkıyor. Ama özellikle TYT'de çıkan sorular... Hani şunu söyleyebiliriz ki genelde öğrencilerin çözebileceği tarzda ve tatlı sorular oluyor. Yani nasıl diyeyim tatlı sorulardan kastım güzel soru soruyor ÖSYM bu konuyla alakalı ve seni yormayacak soru soruyor. Hani bazen böyle e, sen de kaynaklarda denemelerde şu karşına illaki bir yerde çıkar bu soru tarzları. Bazen o kadar böyle hani bizler yazarken zorluyoruz ki veya başka yazarlar zorluyorlar ki sevgili gençler. ÖSYM'de soruyu çözdüğün zaman şu durum oluşabiliyor. Lan hani bu kadar basit olamaz. Gibisinden bir durum söz konusu olabiliyor. Ama merak etmeyin sevgili gençler. Ee, sorular ÖSYM'nin hazırladığı sayma permütasyon kombinasyon olasılık soruları genel itibariyle 10 üzerinden zorluk seviyesi 6 civarında oluyor. Bakın genel itibariyle. Ha, bu sene Karşımıza belki 9 derecesinde bir soru çıkar. Ee, yanılmamak için de ben söylüyorum ki Genel olarak bu şekilde soruyorlar ee, Çıkmış sorulara bakarsanız e, Konuyu öğrendikten sonra Böyle e, 30 saniyede 40 saniyede bir dakikada çözebileceğiniz Sorular oluyor fazla işlem gerektirmiyor Genelde de e, senin Düşünce yapını sorgulayan Cinsten sorular oluyor Şimdi matematikte e, Sayma denilen konu Neden bu kadar önemli Çünkü sevgili gençler insanlar Hani böyle tarihi baz alırsak ilk insanlardan beri bir şeyleri saymakla uğraşmışlar. Çünkü hani şöyle düşünün hatta onun da bir, birkaç şöyle bahsedeyim. Mesela ilk bulunan sayılar 1 ve 2'dir sadece. Sadece 1'i ve 2'yi bulmuşlar. Yani mono ve di demişler. Gerisine... Yani 3'ten büyükse eğer 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a bundan sonrasına ne kadar olursa olsun şöyle yapalım. Poli demişler. Yani mesela şöyle düşünün. Eski zamanlarda yaşıyoruz. İşte sadece 1'i ve 2'yi bulmuşuz. Benim 10 tane koyunum var. Senin de 1000 tane koyunun var. Sen bana soruyorsun diyorsun ki kaç tane koyunum var diyorsun. Ben diyorum ki poli. Yani çok koyunum var. Peki senin kaç tane diyorum? E senin de bin tane aslında benden 100 kat daha fazla koyunum var. Yani 100 katı kadar koyunum var. E ben sana soruyorum senin ne kadar koyunum var diyorum. Sen diyorsun ki poli. O zaman ikimizinki de eşit. Çok da kullanışlı olmamış. Ama şu 1'i ve 2'yi bile bulmak aslında büyük yol kat ettirmiş sevgili gençler insanlara. Daha sonrasında ise bu sayma konusuyla alakalı kendimizi biraz daha geliştirmişiz. Şimdi birebir eşleme yoluyla sayma diye bir mevzu var. Ki burada toplama yoluyla saymayla başladık ama birebir eşleme yoluyla sayma. Örnek veriyorum. Şurada işte kalemler var. Şu kalem kutusu. Bu kalem kutusunda kaç tane kalem vardır dediğimiz zaman sıfırdan başlamıyoruz saymaya. Beşten başlamıyoruz saymaya. Tabii ki birden başlıyoruz. Dolayısıyla sevgili gençler kalemleri işte bir diyoruz. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane kalem var diyoruz. Peki ben... Bir diye başka bir kalemden başlamış olsaydım kalem sayısı değişir miydi? Değişmezdi. Veya başka bir kalemden karmaşık bir şekilde saymış olsaydım yine eğer doğru saydıysam kalem sayısını 8 bulacaktım. Ki buna biz birebir eşleme yoluyla sayma diyoruz. Yani sen e, doğal sayıları e, cisimlerle eşleştirerek bu şekilde birebir eşliyorsun bunları ve eşleştirdiğin takdirde de kaç tane olduğunu bu şekilde sayabiliyorsun. İkinci olarak toplama yoluyla saymalar toplama yoluyla sayma dediğimizde olayı şöyle düşünebilirsin örnek veriyorum. Senin sınıfında 10 kişi var. Yan sınıfta ise 9 tane kişi var. Şimdi ben bu iki sınıfta kaç kişi vardır diye sorduğum takdirde sen şöyle bir olaya girişmezsin. Yan sınıftaki elemanların hepsini yan sınıftaki öğrencilere deyip hadi gelin bizim sınıfta bir etkinlik yapacağız. Hadi koşun gelin deyip hepsini bir sınıfa toplayıp baştan itibaren 1 2 3 4 5 diye 19'a kadar saymazsın. Dersin ki Hı, 10 tane bizim sınıfta var. E9'da yan da varsa toplam 19 tane öğrenci vardır dersin. İşte buna toplama yoluyla sayma diyoruz sevgili gençler. Bu biraz daha gelişmiş bir hal. Yani bunu e, hocam bunda ne var ki diye düşünmeyin. Eski zamanları düşünün. öyle matematiğin yeni yeni filizlenmeye başladığı anları zamanları düşünün. O zamanlar için bu bile inanılmaz büyük bir buluş arkadaşlar. Daha sonrasında toplamayı biraz daha geliştirdikten sonra Çarpma yoluyla saymaya geçeceğiz. Çarpma yoluyla saymada sevgili gençler şöyle. Mesela e, senin sınıfında 5 kişi var. Yan sınıfta ise sevgili arkadaşlarım 10 e, kişi var. Senin sınıfta 5 yan sınıfta 10 kişi var. Peki ben bir tane senin sınıfında bir tane de yan sınıftan olmak üzere iki kişiyi eşleştirip onlarla iki kişilik bir takım oluşturmak istiyorum. Kaç tane farklı takım oluşturabilirim diye sorduğum takdirde. Sen şöyle diyeceksin, He, tamam ee, birinci öğrenciyle benim sınıfımdaki birinci öğrenciyle karşı sınıftaki birinci öğrenci veya benim sınıfımdaki birinci öğrenciyle karşı sınıftaki ikinci, benim sınıfımdaki birinci öğrenciyle karşı sınıftaki üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu öğrenciye kadar eşleştirebilirim. Buradan 10 tane eşleşme ve 10 tane takım oluşur. İki, benim sınıfımdaki iki, ikinci öğrenciyle karşı sınıftaki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onuncu öğrenciyi eşleştirerek on tane de burada. E, on tane de üçüncü öğrenci, on tane dört, on tane beşinci öğrenci dersen toplam elli tane takım oluştuğunu görürsün. Ve bunu yapmak için de beş kere onu kullanman yeterli oluyor. Yani senin sınıfındaki kişi sayısıyla karşı sınıftaki kişi sayısının çarpımı sana bu soruların cevabını verecektir. Şimdi gelin sevgili gençler konumuza başlayalım. A olayı için x tane ve B olayı içinde Y tane seçenek varsa A veya B olayı için X artı Y tane seçenek vardır diyoruz. Örneğimize bakalım. Bu toplama yoluyla sayma. Az önce bahsettiğim mevzu. A şehrinden B şehrine 3 tane tren yolu. Bakın şunlar tren yolu olsun. 3 tane tren yolu. 2 tane de kara yolu varsa A'dan B'ye kaç farklı biçimde gidilebilir diye sorulmuş. E 3 tane tren yolu varsa 3 bilet hakkım buna vardır. Yani 3 tane seçenek hakkım buna vardır. İki seçenek hakkında karayolunda vardır. Toplam 5 farklı biçimde ben B şehrine ulaşabilirim derim. Çarpma, çarpma yolu ya saymada şimdi aradaki farkı net olarak anlayacaksın. A olayı için x tane ve B olayı için y tane seçenek varsa A ve B olayı için x çarpı y tane. Bakın yukarıdaki açıklamayla birbirinden farkı şu. Burada A veya B olayı için diyoruz. Çünkü sen A'dan B'ye demir yoluyla gitmeyi tercih ettiysen karayolunu kullanamazsın. Veya A'dan B'ye karayoluyla gitmeyi tercih ettiysen bu sefer demir yolunu kullanamazsın. Ama burada sevgili gençler A ve B dediği için ikisini de beraber kullanacağız. Az önce anlattığım mevzu gibi. Senin sınıfın bir de diğer sınıftan iki kişi seçeceksin. Yani hem senin sınıfından hem de karşı sınıftan. Senin sınıfın ve karşı sınıf. İkisini birlikte yapmaya çalıştığım için, ikisinden de seçmeye çalıştığın için olayları çarpıyorsun. Burada da çarpacağız. X çarpı Y tane seçenek vardır diyeceğiz. Mesela ben A'dan C'ye gitmek istiyorsam uçarak gidemem buradan. Sana yolları vermiş 3 tane A'dan B'ye, 4 tane de B'den C'ye yol var. Önce A'dan B'ye, sonra da B'den C'ye gitmek zorundasın. E madem öyle, senin 3 çarpı 4 eşittir 12 farklı seçeneğin vardır C şehrine gidebilmek için. Bu toplama ile çarpma arasındaki fark umarım anlaşılmıştır şimdi. Toplama yoluyla saymayla da çok fazla uğraşmayacaksınız sorularda. Yani 100 sorudan belki bir tanesi falan toplamayla alakalı gelir ama dediğim gibi sınavlarda da çıkmıyor. Sınavlarda genel itibariyle sayma yoluyla çarpma konusu çıkıyor arkadaşlar. Şekil verilmiş. A şıkkında diyor ki A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidip C'den A'ya dönülebilir. Yani önce A'dan C'ye gideceksin sonra da aynı şehirden C'den A'ya döneceksin. Peki A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 4 farklı yol var. Yani benim A'dan C'ye gidebilmek için 12 farklı seçeneğim var. C'den A'ya dönebilmek için de 4 çarpı 3'ten gene 12 tane farklı seçeneğim var. 12 artı 12'den 24 demiyorsunuz. Diyemezsiniz. Şimdi bunu şöyle düşünüyorsunuz. Ben bu adama ne yaptırdım? Önce A'dan C'ye götürdüm. Sonra da C'den A'ya geri döndürdüm. Sanki A'yı farklı bir şehir olarak düşünecek olursanız. A'dan C'ye 12 farklı yol vardı. C'den de A'ya 12 farklı yol vardı. Şimdi sorum şu. A'dan A'ya kaç farklı biçimde gidersiniz? Tabii ki 12 çarpı 12 farklı biçimde gidersiniz sevgili gençler. Cevabımız 144 olur. Bu A'nın cevabıydı. İkinci sorumda da A'dan C'ye giderken kullanılan yollar bir daha kullanılmamak şartıyla. A'dan C'ye kaç farklı yoldan gidilip gelinebilir diye sorulmuş. Şimdi bunu da şöyle çözeceksiniz bakın. Önce A'dan C'ye git götürmek için A'dan C'ye kaç farklı yol vardı? 12. Peki varsayalım ki giderken sevgili gençler ben şu yolu kullandım A'dan B'ye ve B'den de C'ye giderken şu yolu kullanmış oldum. Dönerken bu yolları kullanamayacaksam eğer şimdi soruyorum 12 çarpı C'den B'ye kaç farklı yol var? 3. B'den A'ya kaç farklı yol kaldı? 2. 3 kere 2 6 yapar 6 kere 12'den de cevap 72 olacaktır diyebiliriz. Bunun cevabı 144'tü. Bunun cevabı da 72 olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer örneğimle. En az iki basamağı aynı olan kaç farklı üç basamaklı doğal sayı vardır? En az iki basamağı aynı demek ne demek? Yani sayınızın formatları ya AAB biçiminde olacak iki basamağı aynı diğeri bunlardan farklı ya da Hepsi aynı olacak. Çünkü en az iki basamak aynı diye sormuş bize. Şimdi o halde sevgili gençler ben iki basamak aynı bir basamak farklı olacak şekilde sayılar düşüneceğim. Öncelikle bu bir. Ya da şöyle dersiniz. Ya kardeşim 3 basamaklı doğal sayı kaç tane var? En büyük 999. En küçüğü de 100. 999'dan 100'ü çıkarıp 1 eklediğin takdirde sen 100'den 999'a kaç tane sayı olduğunu zaten bulabiliyordun. E güzel. 999'a bir eklersem 1000, 1000'den 100'ü çıkarırsam 900 tane 3 basamaklı sayı olduğunu bulursun. 900 tane 3 basamaklı sayımız var bizim. Peki ben bunu niye buldum? Şundan kaynaklı. Bakın bu durumda benden 2 rakam aynı, bir rakam farklı ya da hepsi aynı olanları istemiş. Peki hangisini istememiş? Hepsinin birbirinden farklı olduğu durumları istememiş. Bu istenmeyen durum. Peki istenmeyen durum kaç tanedir? Benim kaç tane rakamım var? 10 tane ki bunlardan bir tanesi 0. Peki yüzler basamağına, şu, şu basamağa kaç tane rakam gelebilir? 9. 0 haricinde 9 tane. Peki artık 0'ı da kullanabileceğim için ve burada bir tanesini kullandığım için buraya da 9 tane rakamdan birisi gelir. Buraya ise 8 rakamdan birisi gelecektir. 9 çarpı 9 çarpı 8'i bulacağız şimdi. 8 kere 9 72 yapar. 72 ile de 9'u çarpacaksınız. Şuradan 18 630 daha kaç gelir arkadaşlar 648 gelir 648 tane 648 tane rakamları birbirinden farklı olan sayılar varmış. Benim 900 tane toplam 3 basamaklı doğal sayım vardı bunlardan 648 tanesinin rakamlarının tamamı birbirinden farklıysa ben bundan bunu çıkarırsam 252 gibi bir cevap bulurum 252 tane en az iki basamağındaki rakam aynı olan sayılar buluruz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. A ve B kümeleri için A kümesi 3 ve B kümesi 4 elemanlı olmak üzere A'dan B'ye kaç farklı fonksiyon tanımlanabilir? Bunu daha öncesinde gördük fonksiyon konusunda. Ama yine burada da anlatalım. Burası A kümesi, burası B kümesi. A kümesi 3 elemanlı demiş. Bunlara A, B, C elemanları diyelim sevgili gençler. B kümesi de 4 elemanlı olduğu için 1, 2, 3 ve 4 diyelim bunların elemanlarına da. Şimdi size sorum şu. Fonksiyon olabilmesi için A kümesinde açıkta herhangi bir eleman kalmayacak. Dolayısıyla şu A'yı benim karşıda bir otele yerleştirmem gerekiyor. Peki bu yağmurda ıslanan A elemanını, A insanını karşıda kaç otelden birine yerleştirebilirim? Ya buna, ya buna, ya buna ya da buna. Dört farklı otelden birine yerleştirebilirim. Varsayalım ki ikiye yerleştirdik. Ve sevgili gençler A için 4 farklı durumdan bir tanesi mevcut. Şimdi geçtim B elemanına. Bu B elemanı kaç farklı elemandan biriyle eşleşebilir karşıda? E bize birebir fonksiyon örten fonksiyon dememiş ki. Fonksiyon demiş. O zaman bu B'yi de 1, 2, 3 veya 4'ten biriyle eşleştirebilirim. Varsayalım ki 1 ile eşleşsin. Ve B içinde 4 farklı durum var. Yine tahmin edeceğiniz üzere C içinde 4 tane durum var. Bu da 2 ile eşleşsin. Bu da bir fonksiyondur. Ve sevgili gençler. 4 çarpı 4 çarpı 4 diyebiliriz. Yani 64 tane durum vardır. Hatta biz bunu fonksiyonda fonksiyon sayısı hesaplama diye formülüze etmiştik. Demiştik ki fonksiyon sayısı sb üzeri sa'dır demiştik. Yani direkt sen 4'ün küpüyle de bulabilirdin bunu. 64 diyebilirdin ama bu formülün de yine sayma konusundan geldiğini göstermek için bu soruyu buraya koydum. 104. sayfama geçiyorum. Bir sayfayı daha bitirdik. A kümesi 0, 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşmuş bir küme. Bu kümenin elemanlarıyla 3 basamaklı, rakamları farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir? Şimdi 3 basamaklı istemiş. Rakamları birbirinden farklı olsun istiyor. Ve eşin içinde de 0 var bunu da unutma. Şimdi gelin şu yüzler basamağını yerleştirelim önce. Kaç tane rakamım var benim? 5 tane ama buraya 0 gelemeyeceği için 4 tanesinden birini varsayalım ki 3'ü buraya yazdık. Daha sonrasında şu kısmı artık sıfırı da getirebiliriz. Rakamları da birbirinden farklı olduğu için 3'ü tekrar kullanamıyorum. Buraya da o zaman sıfırda gelebileceği için 1, 2, 3, 4 elemandan birisini Buraya ise sevgili gençler varsayalım ki bunu kullandık 3 rakamdan birisini getirebilirim Ve böylelikle 4 kere 4 16 çarpı 3'ten 48 tane sevgili gençler bu şartlara uygun 3 basamaklı sayı yazabilirim derim Evet Gençler permütasyon sıralama konusuna geçeceğiz. Bir sonraki videonun konusu olacak bu. O videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.